Bugün ilk defa SP32 kullanmayı deneyeceğiz. Bunun için internetten bir tane sipariş ediyorum. Anında geldi. Hadi breadboard'a takalım. Hayda, breadboard üzerine tam sığmıyor. Aynı anda iki tarafını da kullanamıyoruz. Bu çok kötü. En iyisi başka bir model alayım. Niye gelmedi? Ha, kapıdan gelmiş bu defa. Şimdi bakalım bu nasıl bir kap... Dur bir dakika ya, bu ne? Çok teşekkürler. Bu ürün sayesinde SP32 projelerinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz. Aynı zamanda bu kartla ilgili daha fazla detay öğrenmek için videoya devam edelim. Ha, gerek yok. Lan aç lan kapıyı! Lan aç lan kapağını, aç bilgisayarı aç lan! Lan ne oluyor? Lan oğlum, bilgisayar kapağı bir anda kapatılır mı? Nefessiz kaldım lan içeride. Bir dakika, bir şey anlatacağız. Dilenci değiliz kardeşim. Zaten ürünü satın almışsın. Dur 2 dakika, bir şey anlatacağız ya. Dur 2 dakika ya. Kartla ilgili çok önemli bilgiler anlatacağım. Ya tamam birader, anlat ya. Bu arada üstündekini nereden aldın ya? İndirimdeyse biz de alak. Aynen, gökşmişti mi? Dediğim sana oğlum, al al. Al lan al. Yok la, gerek yok. Hayır, tamam, hayır, şaka yaptım. Tamam ya, beğendiysen al kardeşim. Al al, tamam tamam. Ya, yok oğlum, tamam. Tamam oğlum, oğlum. Aramızda bunun lafı olmaz. Aramızda böyle şeylerin lafı edilmez ya. Al kardeşim. Al al al. Tamam. Hayda, şimdi mecbur dinleyeceğiz elemanı. Neyse, anlatsın bakalım. Bu videonun sponsoru JLC PCB. Videonun devamında buna tekrardan değineceğiz. Heh tamam. Öncelikle bu kartın en büyük amacı SP32 modelini çalıştırma. SP32 VROM 32E. Ekranda bu modelle ilgili teknik detaylar var. Onlara da bakarsın. Mikro işlemcinin GND pinlerini bağlayalım. Ve NC yani No Connect pinlerini de adı üzerinde bağlamayalım. Son olarak işlemcinin çalışmasını sağlayacak 3.3 volt girişini bağlıyorum. Bu girişle GND arasında yüksek ve düşük frekanslı gürültüleri ayrı ayrı filtreleyecek iki kapasitör ekliyorum. İşte tamam. İşlemcinin bağlantıları bitti bile. Bir de 18. pine bir LED ekleyelim. Bu pini programlayarak hızlıca kartı test ederiz. Şimdi en önemli ikinci entegreye geçelim. YP210 UART köprüsüne. Bununla beraber SP32 USB kablosuyla programlanabilecek. Bazı SP32 modelleri bu ara entegreye ihtiyaç duymasa da bizim eklememiz lazım. O halde bağlantılara geçelim. Yine GND'leri bağlayalım. WRAG'in ve VDD hattını birbirine bağladıktan sonra onları da 3.3 volta bağlayalım. Tekrar iki filtre kapasitörünü GND ve 3.3 volt arasına yerleştirelim. İşte entegrenin güç hattı tamamlandı. Şimdi VBUS pinine geçelim. Bu pin USB'nin bağlı olup olmadığını algılamak için önemli ama buraya uygulanması gereken voltaj giriş voltajı olan 3.3 voltun 0.6 aşağısı ve 2.5 üstü. Yani 2.7 ile 5.8 arası. Biz de zaten datasheet'te önerilen değerlerle bir voltaj bölücü oluşturunca VBUS'ta 3.41 değerini elde ediyoruz. RSTB pinini bir K dirençle 3.3 volta bağlamamız gerektiğini görüyoruz. Bu entegrenin çalışırken kendini resetlemesini önleyecek. Son olarak DTR, TX, RX, RST pinlerini isimlendirelim. Bu pinlerden TX ve RX doğrudan SP32'nin TX ve RX hattına bağlanacak. Ama örnek şematikte bu bağlantılar arasında 0 ohm direnç eklenmiş. Yani tamam, bir bildikleri vardır herhalde, biz de ekleyelim. Şimdi JP210'un TX'ini SP32'nin RX'ine bağlayacağız. TX veri gönderme pindir ve SP32'nin RX yani veri alma pinine bağlanmalıdır. Aynı şekilde RX'ini de TX'ine bağlayarak devam edelim. DTR ve RST pinlerinin SP32'ye otomatik olarak programlama moduna geçirmek için kullanacağız. DTR yani Data Terminal Ready, JP210'un veri iletimi için hazır olduğunu gösterecek. Örnek şemada bu iki pinin nasıl bağlanacağını göstermiş, biz de öyle yapıyoruz. Bundan sonra JP210 ve veri işleme ile alakalı bağlantıları tamamladık. Şimdi micro USB girişine geçelim. Burada GND hattını bağladıktan sonra USB'nin VCC hattına yani 5 volt ile GND arasına 100 nanofaradlık bir filtre kapasitörü ekleyerek başlayalım. Ardından bu hatta devam etmeden önce bir diyot takalım. Bu diyot sayesinde USB hattını olası ters akımdan korumuş olacağız. D-eksi ve D-artı hatları asıl datayı alacağımız pinler. Onları da doğrudan çıkartıyoruz. Şimdi 5 volt, D-eksi ve D-artı hatlarını TVS yani Transient Voltage Suppressor ve Türkçesiyle geçici gerilim bastırıcı tipte bir diyot ekleyeceğim. Bunlar hatlar üzerindeki ani voltaj değişimlerini önlemek adına önerilmekte. Ayrıca ESD yani Electrostatic Discharge yani elektrostatik deşarj olayında karta temas ettiğimizde elimizdeki statik elektrikten kartı korumak için önemli. Bir de JP210'da USB ile bağlantı sırasında çıkabilecek olası bir bağlantı hatasını önlemek için böyle bir devre öneriliyor. Ne olur ne olmaz diye bu devreyi de kuralım ama muhtemelen ihtiyaç duymayacağız. Ve böylece micro USB bağlantımız da bitti. Kullandığımız SP32 ve JP210 da sürekli 3.3 volt kullandı. Ama USB girişinden aldığımız güç 5 volt. Bu yüzden 5 volttan 3.3 volt çevirici devresine de ihtiyacımız var. Bunun için AMS 1117 3.3 entegresini kullanacağız. GND hattını bağlayalım. Ardından 5 volt giriş ve 3.3 volt çıkış pinlerini ekleyelim.
işledikten sonra bu hatlar için önerilen 10 mikrofarad kapasitörleri de yerleştiriyorum. Bir de entegreye gelmeden bir PTC sigorta ekleyeceğim. Bu sayede kartta işler yolunda gitmez ve bu hattan gereğinden çok akım geçerse tüm kartı besleyen ana hat kapanmış olacak. Son olarak karta gücün bağlı olduğunu görebilmek için bir LED ekleyeceğim. Entegrenin çalıştığını bu LED sayesinde görebileceğiz. Peki tamam, şimdi sona doğru yaklaştık. SP32'nin reset pinini bir butona bağlayacağım. Aynı şekilde bir butonu da SP32'nin IO 0 pinine bağlayacağım. Bu pin sayesinde bu butonu kodlayarak da kullanabileceğiz. Bu kartı harici bir yerden 5 volt da bağlayabilmek istiyorum. Bunun için kartın 5 voltu ile harici pin arasında geçiş yapabilmemi sağlayacak bir switch pini ekliyorum. SP32'nin pinlerini kolayca breadboard'da kullanabilmek için pin header'lar ekleyeceğiz. Onların da güç hatlarını korumak için filtre kapasitörler ekliyorum. Buraya kadar ki devre tamam, artık SP32'yi kullanmak için neredeyse her şey hazır. Ama ben bu karta bir şey daha eklemek istiyorum. O da LSM6D eğim sensörü. Aslında bu entegreye dair çok bir bilgim yok. Biraz araştırarak onu ekliyorum. Yani umarım çalışır. Şimdi kartın fiziksel tasarımına geçelim. Burada dikkat edeceğimiz önemli şeylerden biri breadboard'a sığması. Bunu bir geliştirme kartı olarak tasarladık. Bu yüzden ölçülerin de breadboard'a uygun olması lazım. Böylece kartın dış sınırlarını belirliyorum. SP32'yi, USB girişi ve butonları, pin header'ları ve diğer her şeyi yerleştirelim. Buradaki şematikte parçaları PCB üzerine nasıl konumlandırdığımı görebilirsiniz. Bu PCB 4 katmanlı oldu. Yani PCB içinde 3.3 volt ve GND için 2 katman var. Şimdi bunu sipariş edebiliriz. Easy'de da tek tıkla GLC PCB'ye geçiyoruz. Buradan kartımız için istediğimiz özellikleri seçerek siparişi oluşturuyoruz. Ve işte kartlar burada. Kartların üzerine seçtiğimiz SMD parçaları lehimliyoruz. Görebildiğiniz gibi bazı parçalar elle de rahatça lehimlenebiliyor. Ama şu 0402 paketli parçaları gözle görmek bile güç. Neyse ki bir şekilde her şeyi yerli yerine yerleştirdim. Şimdi kart için ilk testi yapıyoruz. Ve evet, güç attığında bir sorun yok gibi. Şimdi bir kod atmayı deneyelim. Evet, bakalım bu kadar uğraştığımıza değecek mi? Hadi bakalım, bağlanıyor, evet. Ya sanki biraz fazla bekledik. Evet 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 evet. Hayır hayır ya. Birkaç saat uğraştıktan sonra sorunu tespit ettim ve yanlış parçayı yenisiyle değiştirdim. Şimdi tekrar deneyelim. Kartı bilgisayara taktığımızda aygıt yöneticisinde CP210 entegresini görebiliyoruz. Bu harika bir şey. Şimdi butona basınca LED'i yakacak bir kodu karta yüklüyorum. Ve şimdi çalışıyor. Butonu ve LED'i programlayarak kullanabiliyoruz. Ve işte kart çalışıyor. Yani kurduğumuz bütün sistemler çalışıyor. Ama biri hariç. Bu eğim sensöründe bir sıkıntı var. Onu çalıştırmayı başaramadık. Karta güç verdiğimizde aşırı ısınıyor. Muhtemelen bir bağlantısında hata yaptık derken fark ettim ki burada 3.3 volta bir bağlantı olmalıymış. Tabii benim için artık çok geç. Karttaki bu sensör çalışmasa da SP32'ye sorunsuz kod atabiliyoruz. Yani ve bu da gayet iyi. Şimdi USB üzerinden değil de eklediğimiz harici güç girişinden kartı çalıştırmayı deneyelim. Bunun için bu Type-C breadboard güç kaynağını kullanacağız. Bu kartın yapımını da bu kanaldaki bir videoda anlatmıştım. SP32'nin GND ve VIN pinlerini breadboard'un artı ve eksi hattına bağlıyorum. Şimdi Type-C güç kartını çalıştırdığımızda kartla çalışacak. Evet, çalışıyor. Şimdilik gücü bu switch ile kapatalım. Attığımız kodda 18. pinde bir LED ve 0. pinde bir buton var. Bunları da jumperlarla breadboard üzerine kuralım. Şimdi gücü tekrar açıyorum. Ve LED yanıyor. Eklediğimiz butondan da veriyi sorunsuz işleyebiliyoruz. Bu harici güç pininin de başarıyla çalıştığını gördük. Daha fazla bu tarz video için kanala şimdi abone olabilirsin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.